Herkese merhaba, ben Baybulut ve Poyfor'un yeni bir bölümüne hoş geldiniz. Hearts of Iron 4. En son Communist China olarak oynadık. Oyunun zorluğunu şu an değiştiremiyoruz. Kayıttan devam ediyorum. Iron Man modunu falan açamıyorum. Bunları değiştiremiyorum. Yok, değiştirmeyeceğim. Communist China Start diyelim. En son ne yaptık? Nationalist Çin'i ele geçirdik. Sanırım Yunan. Onlarla bir sınır kavgasına giriştik. Hatta eğer oyun açılırsa bir saniye yükleniyor şu an. Şey yapabiliriz. Ya biraz daha bekleyip savaşa girebiliriz ya da escalate diyor. Yani daha da kızıştırıp sınır kavgasını belki topraklarını alabiliriz. Bir saniye bir bakayım. Oyun sesini biraz daha açtım. Belki daha iyi duyuyorsunuzdur. Escalate conflict. Bilmiyorum, olabilir. Olabilir. Free military factories. Şey yap. Şunu al. 5 tane şundan yap. Daha sonra. Sen bizim ne kadar artillerimiz var? 67 eksiğimiz var. Tamam, birazcık daha artilleri yapalım. En başta dursun bu. Daha sonra artilleriyi sileceğiz. Çünkü bizim ordumuz bir de şunu yapalım. Biz artık şey yapacağız ya. Bir saniye. Şuradan göstereyim. Hatta bir gün geçmiş kalmış. Land Doctrine. Bizim olayımız şey olacak. Ben bu oyunu iki çeşit oynama şekli görüyorum. Aslında 3 de neyse. Aslında 4 ya da 5 ya da bir sürü olabilir. Size bağlı da. Ben şu şekilde görüyorum. İki çeşit ordu vardır. Biri sayısı fazla ama askerleri güçsüz. Yani tam kaliteli, tam donanımla değil. Ama sayıları çok fazla. Yani böyle dalga dalga geliyor. Infantry Offensive. Aynen onun gibi. Bakın burada da var. Yani çok fazla geliyorlar. Öbürü ise herhangi bir konuda ustalaşmış. Böyle işte ne bileyim hız olur ya da ekipman olur. O türden güçte bir ordu. Ki bunların sayısı bu kadar fazla olmuyor. Bunlardan çok çok daha az oluyor. Ama bundan bir kişi öldürürseniz bundaki 20 kişiye bedel herhalde. Ya da 80 kişi, emin değilim. Sovyetler ve Çin o çok çok insan sayısı fazla olan oyunu oynaması gerek. Şunu alacağız. Şundan bir tık alsak iyidir çünkü onda geri kaldık. Teknolojimiz iyi durumda. Uçakları da başlasak iyi olur. Ha, taktika bomberı zaten öğreniyormuşum. Şu an araştırıyoruz. Land Doctrine, şuna girişelim artık. Çünkü eğer girişmezsek çok da güçlü olamayız. Yani avantajlarımızı sonuna kadar kullanmamız gerekli. Bizim insan sayımız, manpower'ımız aşırı fazla güçlü. Bu güçlü yanımız daha da fazla şey yapabiliriz. Hitler asistisi neydi? Ha? Dur. Onu okumak istiyorum. Sen ne oldu? Hitler asası... Hitler suikastı uğradı. Bir saniye durun. Ne oldu? Tamam. Şey yapalım. Interwar 5 ayarladık. Tamam, onun haricinde bir şey eylemediydim zaten. Hitler'e ne oldu? Anlamadım. Şimdi bunu mu alalım? Sen bizim inşaat durumumuz ne? Bayağı yapıyoruz aslında. Daha da bir sivil faktörleri geliştirebiliriz. Evet, bir sürü koyup daha da fazla gelişme arttırabiliriz. Şöyle bir bakayım. Total mobilization nasıl... Fransa'ya savaşa geçtiğimizde, Fransa diyorum. Ya Fransa. Hayır, Fransa'na. Aklıma takıldı o. Army Offensive'e geçsek iyi olur. Alexander von Falkenhausen. Japonya ile savaşa geçtiğimizde mi Total Mobilization'ı alacağız? Hala şu Low Popular Spirit'den değil. Power Struggles. Bunların artık gitmesi gerek ya. Ha, Provoke Japan. Ha tamam. Tamam, öyleyse şunu yapalım. Aynen. Şunu alalım. Power Struggles'ı yok edelim. Daha sonra Maoism. Maoism'i aldıktan sonra People's War'a odaklanalım. Bunu alalım. Production Cost %10 azaltıyor. Yani daha fazla malzeme üreteceğiz. Bu arada oyunun müziklerini bayağı açtım. Umarım sesimi şey yapmıyordur, bastırmıyordur. Proclaim the People's Republic. İnsanların...
Evet, artık Komünist China değil, The People's Republic of China olarak anılacağız. Ki mantıklı, Komünist China tıpkı şey gibi, böyle bir sohbette alakasız bir biçimde başka bir ülkeden bahseder gibi geliyor kulağa. Çin Cumhuriyeti olarak Çin'in tamamını kontrol edeceğiz yakında, merak etmeyin. Ya benim araştırmam var. Tamam, öyleyse neyi alalım? Şunu alalım. Gelecek için. Bu da research slot açmaya başlasam iyi olacak çünkü 69, 69, aha komik sayı. Sanırım şuraları aldığımda herhalde açılır o ya. Oyun devam ettir. 3, 5. Ooo. Burası bayağı dolu. Burası bayağı dolu. Güzel. Ha, bir de ben bu bölüm operasyonu yapmak istiyorum. Ara verdikten sonra birkaç gün sonra şey yaptım işte, biraz kafamı dinledim, düşündüm, planladım. Hala biz bunu araştırmadık mı? Ha doğru. Önceki seriden şey yaptıydım. Bizim bir operasyon yapmamız gerek. Hatta birden fazla. Çin'i alacağız. Japon'u buradan püskürteceğiz. Çin ülkelerinden, Boğa Asya'dan. Adasına süreceğiz ve daha sonra özel operasyon. Ejderhanın dalışı. Aklıma öyle geliyor. Şimdi Weapons and Equipment Research Speed. Evet, bu işimize görür. Şu an çok iyi olur. Ha, bir de Division Template hazırlayalım. Create Empty. Sen şunun adı neydi? Jun Tuan. Öyle sesinin adı şey olsun. Jun Tang. Tang. Hatta böyle bir sanırım şey vardı bir saniye. Jun Tang. Song Bing. Bu tarihi adları şeylerin. Görüyorsun. Jingbei, Jun Tuan, Jun Tuan, Jun Tuan, Garrison. Peki ya infantry normalde ne dedin? Bubing. Ha. Jun Tuan? Jun Tuan bunlar. Ama ben Jun Tuan onu koymasını istemiyorum. Tamam ya, fark etmez o kadar o. Jun Tang. Şeyden aklıma geldi şu. Hayır hayır, o değil. Infantry. Biraz daha koysam mı ki? Biraz daha koyabilirim sanki. Dur bir saniye, şöyle bir askerlere bakalım. Bu. Bunlar elit. Bunların şeyini dur bir saniye değiştireyim ben. Siz elitsiniz. Siz busunuz. Jun Tang normal asker. Satranç taşı şeklinde yapabiliriz. Evet. Siz en zayıfsınız. Siz busunuz. Bebek. Daha sonra siz en güçlüsünüz, kale. Sizler atsınız. Sen normal askersin. Senin taş şeklin... Tamam, sen standart dur ya. Sen de taş olmayıver. Bunlar önemlisi, bunlar en düşüğü. Bu at. Default. Default. Sen ne ol biliyor musun? Kuru kafa ol. Bir de şunların yerini şöyle ayarlayabilsem. Durur musun? Oluyor mu? Hayır, çekemiyorum. Pekala. Şimdi Jun Tang, normal askerden shift click'le bir sürü yapabiliriz. Tamam, bu kadar yeter. Birazcık da Jun Tuan'dan yapalım. 4 tane. Şimdi bundan 2 tane kıralım. Ve 2 tane de bundan yapalım, atlıdan. Çünkü atlıları seviyorum, nedense. Çok hoşuma gidiyorlar ya. Şimdi seni seçme, seni seçme. Siz şöyle gelin. Siz şöyle birleşin. Siz... Tamam, buradaki olay bittikten sonra eminim halledeceksiniz her şeyi. Hiçbir yere yazılı değiller. Tamam, güzel. Bunları daha sonra koğuşlandıracağız istediğimiz yerlere. Oyuna devam. Intelligence Agency. Gerek yok aslında. Komünist China'nın hiç ihtiyacı yok bu arada intelligence'a. Ha, ama Japonla savaşırken bir ekstra şeyimiz olabilir. Evet, güzel olabilir. Hadi. Bari o sonuçlansa da bir şeyler olsa hadi. Ha, bir de üzerine geldiğinizde yazıyor. Eğer sen kazanırsan 100 political
power alacaksın, political point. Ve Yunan'ın sahibi olacaksın. Yunan dediği sadece burası mı? Tallinn'in... Bir saniye. Buranın tamamı mı yoksa sadece buranın tamamı mı? Şu toprak mı? Eğer kaybedersek onların aldığı 150 political power, 30 army experience ve biz 150 political power kaybedip 10 army experience kazanıyoruz ve onlar bir land doctoring kazanıyor ki onu vermemiz hiç hoş olmaz. Az önce geçtim değil mi? Az önce Hitler'in assassination'ını geçtim ve Hitler suikaste uğramadı. Düşünsene bir başarılı olduklarında ne olacağını diye bir yazı çıktı. Neyse tamam ya. Provoke Japan. Provoke Japan. Şu anlık Japon'la kavga etmeye gerek yok. Bir tık daha şunu geliştirelim. Sen burada bir seçenek açıldı. Ne o? Ha, infiltrate. Escalate dediğin ne oluyor? Sanırım burayı daha da genişletiyoruz şöyle. Ama bu olmayacak bence. Biz direkt savaş ilan edelim. Zaten puanı biriktiremiyorum da. Bir saniye. Şuradan ikmal alıyor. Şurayı alırsak şöyle daha rahat alabiliriz belki. Ama şuraları da alabilirsem eğer belki şuraları gelmesi engeller. Aynen şurayı hedef alalım. Belki buradan dağıtıyorlardır her şeyi. Daha sonra da anti-Japanese uprising yaparız. Japon karşıtı ayaklanma. Mesela şöyle bakarsak burası da en düşük infrastructure'ın olduğu yer. Ama olsun. Aha. Dali. Dal. Colorize. Yok ya. Şeye ihtiyacımız yok. Rusya'ya ihtiyacımız yok. Stalemate in Yunan. Berabere kaldık. We will return. Savaş çıktığından artık bu şey olayı pek bu kadar önemli değil. Mesela şunu şuna ekledim. Oo dur bir saniye, hayır dur. Şu sınırdaki askerleri şöyle al şuraya. Sen de son bir kişi. Tamamdır. Güzel. Siz de şöyle. Hayır. Şöyle girin tamam mı? Daha sonra şunu sil. Benim fare birazcık sıkıntılı da. Tamam şöyle zorlayın. İttirin. Agresif. Bizden zayıf güçsüz bir ülke. Dal. Dal. Acıma dal. Sovyet katılma. Ya da savaşa geç katılsan. Çünkü bu toprakları ben kendime istiyorum. Ve hala Sovyet bize toprağı bağışlar mı bağışlamaz mı emin değilim. Önceki sefer bağışladı. Hiçbir toprak almadı. Hepsini bize bıraktı. Sağ olsun. Puppet yapıp şey yapabilirdi yani. Bizi zora sokabilirdi. Kendisi için iyi olabilirdi ama yapmadı. Ama bu yapay zeka. Şimdi yapay zekaya güvenilmez. Ben güvenemiyorum. Ki arkadaşlarımdan birisiyle de oynasam onlara da pek böyle güvenemeyebilirim. Şaka amaçlı bir şeyler yapabilirler. Sorun bende değil o adamlarda. 75-9 güne. Biz pek iyi savaşamıyor gibiyiz ya. Ordu sanki yeterli gelmiyor gibi bir saniye. Daha fazla bizim askeri ihtiyacımız var. Ama onlar şu an eğitimdeler. Aynı zamanda defansiften ofansife geçmemiz gerek. Eğer onlar bize doğru saldırmaya başlarsa Sovyet'i çağırırım. Abi, büyük abi. Sen burada saldırıya mı uğruyoruz? Hayır, saldırıyoruz. Ve saldırıya uğruyoruz. Ha, çünkü şu toprağı aldık diye. Olsun yeter, ben Sovyet'i çağırıyorum. Şu an war score %100'dü. Kolol, evet, hepsini çağır. Yunan sen de gidip herhangi bir şeye şey yapma. Faction'a katılma. Mesela ben bir faction'ları inceleyeyim. Allies'e katılman için birazcık demokratik ideolojinin olması gerek. Bu arada Fransa Bonaparte'a mı gidiyor? Sanki şey yapacak, krallığı geri getirecek gibiler. Emin değilim. United Kingdom ne durumda? Hala Neville başta. Yok, yine şeye uğraşmayacağım ben. Puanımı daha düzgün şeylere harcamak istiyorum. Mesela Army of Friends. Dalın. Dal. Dal. Bastır. İttir. Hadi. Dur, uçak var mı uçak?
Sovyet uçak getirdi ama. Bizim de kendi uçağımız var. Hepsi fighter. Şöyle şunları birleştirirsen güzel olur. Seni şuraya alıyorum. Seni... Ya da bunu da ikiye bölelim. Sen şöyle git. Sen şöyle git. Hatta siz ikiniz birleşin. Siz ikiniz birleşin. 25'e 15. Harika. Abi seni birleştiler. Quan Chi... Ha yine o... Yok okuyamıyorum ben onu. Uğraşmayacağım. Sizin... Ha. Ülke değişti yani. Olaylar oldu. O yüzden... Şöyle yeniden çizmem gerekti şunu. Tamam. Şöyle gidin sizde. Ama agresif değil. Hatta agresifliği bırakalım. Moderate. Şimdi yavaş yavaş da olsa almamız gerek artık. Sovyet %15. Savaş ilanı bu ülke için hazır oldu. Ama zaten savaşa girdik artık birleştiklerinde. Ki bunlar nationalist zaten yani. Non-aligned ideolojileri. Bizim gibi komünist değiller. Uçak alanında bence daha fazla gelişmeyelim. Artillery güzel olabilir ama... Ya şunu almayacaktım aslında. Sport equipment ben kötü almışım. Madem aldım kullanayım ileride. Hayır. Biz ejderhayız. Ha şey değiliz mesela bakın. Bu ülke olarak şey yapabiliyorsunuz. Çin hanedanını başa geri getirebiliyorsunuz. Bu yanlış şey gösteriyorum. Nerede o? Çin hanedanını başa getirme. Sanırım burada özel olarak. Aynen. Claim the mandate of heaven. Manchukuo artık adı Chinese Empire olarak bilinecek. Çin İmparatorluğu. İmparatorluk kuruyorsunuz. Bu Puyi kendisi Quan Chi sanırım. Quan Chi Dynasty'sinden yani soyundan gelmekte. Çin asili. Japon tarafından buraya yerleştiriliyor zaten. Böyle güzel bir şey de olabilir. Bizde imparatorluk yok. Komünistiz ama yine de Çin mantığıyla ilerleyip milliyetçilikle kendimizi ejderha olarak tanıtabiliriz. Sıkıntı yok. Şimdi Maoizm silah üretimini bir artık delice arttıralım. Çok fazla zaten silah harcıyoruz. Sen Japon buna savaş ilan edecek. Ha yok daha 100 günü var. Aynen 100 gün içerisinde alabilirsek İyi olur. Çünkü Japon'la toprak bölüşmek istemiyorum. Gerçekten hoşuma gitmez o. Siz saldırıyorsunuz değil mi? Evet saldırıyorlar. Construction 2. Aa bu açılmış. Tamam öyleyse bunu alalım. Anti-Japanese Uprising. 30 gün içerisinde savaş çıkacak ama hayır. Henüz değil. Bu ülkeyle savaşı bitirdikten sonra öyle dalalım. Çünkü bakın şurasıyken Yunnan ülkesine saldırırken kolaydı. Çünkü o ülke pek gelişmiş değildi. Ama bu ülke gelişmiş. İkisi birleştiklerinde birazcık sorun oldu. Service by requirement. Construction speed, factory output. Bunları hep düşürüyor. Aynı zamanda training time'ı %20. Buna çekelim hadi. Şey yapacak. 39 milyondan herhalde kaç milyonu düşeriz? Yarıya getiriyor. 15, yok 20 milyonu mu ne düşeriz? Şu an 40 milyona yakınız. Durun. Agresif de tamam. Evet. Çünkü burası iyice şey oldu bakın. Dağıldılar, parçalandılar ve şu yeşil ışık kırmızı oldu. Düşmanın ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Yugoslavya İngiltere'ye savaş açtı. Yugoslavya. Ha, eksiz de tamam. O zaman sıkıntısı yok değil. 4 asker daha sanki koyabilirim şuraları bir yerlere. Sen oyunu durdur. 1. Yine aynı hatayı yaptım ama tamam, tamam. Alışıyoruz, öğreniyoruz. 1, 2, 3, 4. Bu savaş bittikten sonra Çin'e saldırmaya hazırlanmamız gerekecek bir ayrıca. Hatta ben şimdiden şuraya şöyle dizmeye başlayayım şunları. Sen gel. Sen şöyle dur. Siz de orada hazırlanın. Bir saniye, biz askere gitmiyoruz. Yani eğitiyormuşuz, tamam.
6 Sonzo Bek yap. Ve sizden de 2 tane istiyorum ama sonsuza kadar değil. Bu sürekli 6 tane yapıp duracak şu işaret. O anıma geliyor. Şimdi bizim bir sürü piyadeye ihtiyacımız var. Ama bu savaşta, Japon'la olan savaşımızda en önemli, nasıl desem, asker piyade olmayacak, onu söyleyeyim. Sen nasıl? Şöyle geç. Siz ne yapıyorsunuz burada? Hiçbir halt yapmıyorsunuz oğlum. Dalsanız ama. Dal. Sen de dal. Destek ol. Hatta böyle her tarafa dağıl da her iki orduya birden destek ol. Dal. Meksika junta'ya karşı galip geldi. Ha, demokrat değiller. Control the army. Sen şu an ne gidiyorsun? Meksika şu an ne gidiyor ya? Politicized. Sanki daha Meksika yeni oyuna başlamış. Hiçbir şey yapmamış gibi böyle. Yani Yugoslavya'da ayaklanma çıktı. Maoizmi tamamladık. Güzel. Şurada ordu hazır. Şunu da kapat. Sen, bunlar burada duruyor. Öyleyse siz de onlara katılın. Şimdi Maoizmi tamamladık. Power Struggles. Ha, Power Struggles'ı daha önceden hallettik. Öyleyse Republic of China olalım bence. Daha sonra belki şuna geçeriz. Çünkü başka Çin zaten kalmadı. Özellikle zaten asıl Çin'i yenince bunu halledebiliriz. Recovery from the Long March. Sonunda. Evet. Onu alsak daha iyi olur gibi. Recovery. Şundan kurtulursak ben direkt Çin'e savaş açacağım. Şu Long March. Ha, bir de savunma. Bizim savunma kurmamız gerekecek. Çünkü Japon hep şu naval base'leri almaya çalışıyor. Buradan tedarik, erzak falan tedarik ediyor askerlerini. Buraları tutmamız gerekecek. Şuraları hep. Ya da şu adaları almamız gerekecek. Onu engel olmak için. Aynı zamanda bir sürü de uçak yapmamız gerekecek. Çünkü ejderhayı uçurmamız gerekecek. Eğer onun uçakları daha fazla olursa, daha güçlü olursa hava üstünlüğü onda olur ve biz de operasyonlarımızı gerçekleştiremeyiz. Şimdi biz başka ne yapabiliriz? Evet. Stability'yi arttırsak mı ki? Total mobilization'a şeyde geçeceğiz. Bir saniye, bunun olayı ne? Resources to market. Bir saniye, şunu göstereyim size. Consumer goods. Ha, tamam, anladım. Şöyle oluyor. Consumer goods, resources to market. Şey yapıyorsunuz. Sahip olduğunuz malzeme boyunca, bir saniye bunu kapatayım. O demir nereden geliyor? Oo, şuraları ele geçiriyoruz ya, buradaki demir ne kadar fazla. Harika, harika. Bunlar üretimde bize yardımcı olacak. Güzel. Ama alüminyum ve rubber'ımız yok. Alüminyum ve rubber'ı sanırım dışarıdan satın almamız gerekecek. Neyse. Bu resource'ları diğerlerinize satmamızı sağlıyor. Civil factory karşılığı malzeme satabiliyoruz ki biz de aynı zamanda alabiliyoruz trade'den. Ve yanında şey yapıyor, bakın, construction speed artı 5 diyor. Research speed %1 artış. Factory output, dockyard output %50 fazla olur. Biz %25'ini verelim, ayıralım onlara. Zaten fazla harcamıyoruz. Oo, bayağı düştü. Evet, kabul. Silah alırım. Silah üretimimiz fazla değil. Kullandığımızdan daha fazlası. Hayır, ürettiğimizden daha fazlasını kullanıyoruz. Evet. Saldır. Saldır. Daha agresif. Dalın. Şu tarafa doğru da geçin artık. Savaş ne durumda? Tamam, paratur pırısı şey yaptık. Artık 207 army, tamam, güzel. Güzel, paratroopers.
Yok. Bize sayı önemli. Bakın şimdi size şu olayı açıklayayım. Bunlar 3 tane özel division var. Asker çeşidi var. Marines. Bunlar denizci. Paratroopers. Bunlar paraşütçü. Ve Mountaineers. Bunlar dağcı. Bu üçünün olayları apayrı. Mesela Marine'ler Naval Invasion'da yani deniz baskınlarında ekstra puan kazanıyor. Ama biz Japonya'ya karşı Naval Invasion yapamayız çünkü biz daha henüz gemi yapmasını bile bilmiyoruz ki onda deneyimimiz yok. Onu yapmak için de şuradan nerede o? Naval Invasion. Naval. Ya Japonya ya da Amerika ile anlaşmamız gerekecek ki Amerika ile de artık anlaşamayız çünkü aramız çok bozuldu bence. Bir bakayım. Kontrol edeyim. Evet, bizi pek artık sevmiyorlar. Bu yüzden Japonya'da zaten savaşa gireceğiz birazdan kendisiyle ve onunla da zaten aramız artık bozuk. Non-aggression pact with Japan. Japon değil, China. Sanmıyorum güzelim. Hiç sanmıyorum. Şimdi bizim Marines'i boş ver. Bunu unutun. Deniz çıkartması yapamayız. Hem Japon'un gemileri daha fazla, daha güçlüler. Hem de ulaşmamız imkansız şu an neredeyse. Peki ne yapabiliriz? Mountaineer'lar var. Bunlar karayoluyla dağlarda ekstra puan kazanıyorlar. Ama en önemlisi paratroopers, paraşütçüler. Bunlar uçakların yardımıyla gökyüzünden saldırabiliyor. Ki biz eğer burada da iki seçenek var. Bunu geliştirmeye çalıştığınızda paratroopları. Ya her birini daha güçlü yapacaksınız. Daha defansif, daha odaklı. Ve aynı zamanda eğitim sürelerini arttıracaksınız. Ya da eğitim sürelerini düşürüp maksimum special force özel işte birlik sahibi olma kapasitenizi arttıracaksınız ki bu kapasitede sahip olduğunuz asker sayısına göre artıyor. Sizin ne kadar çok askeriniz olursa kapasiteniz de o kadar artar. Ki Çin bir sürü asker basacak. Böyle fabrika haline getireceğiz. 15 yaş ila 40 yaş arası herkes askere gidecek. Zaten şu an o durumdayız. Hatta o durumdaydık da birazcık şey yaptık. 6 yıllık bir asker süresi mi ne yaptık sanırım. Extensive conscription'la. Uzun süreli yazılma askere. Sanırım gençlere 6 yıllık bir askerlik yaptırtıyoruz şu an Çin olarak. Herkes askere yazılacak. Bir sürü askerimiz olacak. Özel asker sayımız artacak. Özel askerlerimizle de bir sürü şey yapabiliriz. Sen dur. Bir sürü paratroopers yani paraşütçü yapabiliriz. Şunları geliştirelim. Endüstride daha güçlenelim çünkü ileride işimize yarayabilir. Daha doğrusu yarayacak, kesinlikle yarayacak. People's Republic of China işe yarardı da. Artık bir research slotunu artıralım çünkü az gelmeye başladı. Ve sürekli savaşa girdiğimizden army experience'ımız fazla kaldığından dolayı şey yapmamız gerekecek. Bir research slotuna artık sadece sırf doktoruna abanacağız. Japonya ile savaşımızda herhalde zaten army experience'ımız hep 500'lerde falan olur. Japon ne durumda? Bölgeleri ele geçirmeye çalışıyor. Bu bölgede hak ilan etmeye çalışıyor. Orayı ele geçiriyorum. Bu sefer buraya geliyor. Orayı ele geçiriyorum. Bu sefer buraya geliyor. Adamı deli... Eğer gerçek oyuncu olsaydı var ya şu an çıldırıyor olurdu. Ooo, artilleri 1500'e ulaşmış. Bunu 5'e çekelim. Seni ise şöyle 25'e alalım. Uçaklardan da bir 5 tane şunu alalım. Ha bir de transport plane bakın. Transport plane paraşütçüleri bunlarla bırakacağız. Bunu 5'e çekelim ve bunlardan öncelikli olsun bu. Daha sonra Intergroup Fighter bize havada üstünlük sağlayacak uçak. Bunu alalım. Bomberlar ise hani bombalıyor. Bunu en alta. Daha da fazla asker hazırlanıyor. Şimdi bir yandan Japon eğer bize aniden saldırı çıkartma yaparsa diye burada asker hazırlıyorum ben. Pek yapacak gibi durmuyor ama olsun yine de hazırda bulunsun orada adamlarımız.
şey yapmak isterdim, böyle bunların seviyesini 3'e çıkartıp eğitim vermek ama silah harcıyorlar ve hey, günde 1K 1000 tane silah harcıyoruz şu an. Abi savaşı bitirin çabuk şu an. Sonunda take all states dersem hayır, izin vermiyor. Tamam. Şey yapın, yapay zeka hep şunu yapar. Ya karayoluyla ulaşıma sahip olduğu yerleri alır. Mesela Sovyet'in şurada toprağı olsaydı şuraya alma ihtimali çok yüksekti. Yoksa naval base'i olan yerleri almaya çalışır. Uraları alın. Sovyet'in önünü kapatırsanız eğer toprak almıyor. 46. Ki iyi, tamam, toprak almıyor gibi gözüküyor şu an ama papatlayabilir. O yüzden hazırda bulunalım. 42, 50, 92 ve son toprak tamamdır. Hepsi bende. Tamam. Done. Güzel. Güzel. Hemen o orduyu sen şöyle gel. En önemli ordumuz Mençiköy'e şu tarafa doğru girişecek. Daha sonra sen şurada dur. Sen ise buraya mı? Şuraya dur. Şurada dur. Aynen. Şuradan şöyle başla. Şurayı şöyle yap. Daha sonra burayı almaya çalış. Aynen. Ve yavaş yap onu. Sen hayır, aslında hızlı yap. Neden mi? Çünkü biz buraları pushlarken yani ittirirken orası da orayı hızlıca almayı deneyebilir. Yavaşlayın. Agresif değil. Japon ordusu öyle kolay ezilebileceğini sanmıyorum. İlk önce şurayı almamız gerekli. Hazırda dursunlar. Savaş çıkarsa eğer anında dalarız. Daha sonra space basılı tutuyormuşum. Tamam. Şunu şununla birleştir. Bu arada bunlara komutan adamadığınız sürece bunların sayısını istediğiniz kadar yapabilirsiniz. Ama eğer komutan adayıp 25 sınırını geçerseniz her koyduğunuz asker için şurada penalty yazıyor. Aldığınız ceza daha da fazla artıyor. Yani kaliteyi iyi tutmak için 24 yapabilirsiniz. Bana sorarsanız 27 de yapabilirsiniz. 27 de güzel bir sayı. Bir daha şuraya şey koyalım. Hatta şuraya mı yapsam? Sen buradaki 7. Tamam, buraya yapalım. Ve provoke Japan. Tamam, savaşı henüz daha çeviremiyoruz. Böyle olsun. Provoke Japan'ı da göstermek istiyorum size. Provoke. Infantry Offensive. Şu alacağım şey bayağı manyak olacak bakın. En sondaki değil mi? Yo, bu değil. Bu. Recruitable population artı %5 diyor. Human Wave Offensive. İnsan dalgası saldırma. Onun sayesinde var ya bir sürü asker basabileceğiz. Zaten şu an basabiliyoruz ama. Tamamdır, hazırım. Acaba infiltrate'i beklemeden savaş mı ilan etsek? Çünkü 1939 yılındayız ve genellikle 2. Dünya Savaşı şimdi çıkıyor. Ama Hitler zaten şu an kayıp mı ediyor, kazanıyor mu anlamadım. Poland hala duruyor, Polonya. Fransa ayakta. Revise the Constitution. Bir saniye, şu an Fransa ne yöne doğru gidiyor? Fransa, sen ne olmanın derdindesin? Revise the Constitution. Aa, evet, imparatorluk. 3. imparatorluğu kurabilir. Bonapartlar başa geçebilir, Napolyonlar. Ya da Alfonso, yani eski Fransız krallığının başına geçebilirler. Ya da Orleans. Duke of Orleans. Ha. Bir bölgenin lideri sanırım şeye bağlı. Asil birisi. O başa geçebilir. Tamam. Evet, bunlar monarşiye doğru gidiyorlar. Bizdeki gibi. Ha, şey faktörlerimiz hazır. Kullanalım bunları. Zaten sonuçta bir sürü burada yer ele geçirdik. Güzel oldu. İki tane şuraya koy.
2 tane şuraya koy. 3 tane boş yer bırakmaya çalışıyorum slotlarda hep. 5, 6. 6. Ya başka koyabileceğim yer. Şuralar vardı, oralar ele geçirilir ya. Şurayı da alalım. Şurayı düzeltelim. Ve ben sanırım Çin'e diyorum. Japonya'ya savaş ilan edeceğim. Çünkü artık daha fazla beklemek istemiyorum. Declare war. Oo, tamam. Almanya şu an Japonya'yı destekliyormuş bağımsızlığını. Savaş ilan ettik. Tamam, gelebilirsin. Provoke Japan'ı bypassladı zaten. Bizim taraflar katılıyor. Ha, Almanya direkt çekmiş sanırım garantisini. Yani Japon'un bağımsızlığını. Onların tarafında savaşa katılmadılar direkt. Ya zaten Sovyet şu an çok korkutucu. Bir saniye bir bakayım. 66'ya 66. Ben ne durumdayım? 54'e 37. Japon zayıf. Almanya ise güçlü ama şu an kimlerle savaşmakta? Yani şu anda bayağı güçlü ülkelerle savaşmak durumunda. Ve bir sürü cepheden, yani tek cepheden de değil. Yani o yüzden de anlaşılır. Bence Almanya en iyisini yaptı, en mantıklı olanı, ama eninde sonunda o da yıkılacak. Özellikle Sovyetler savaşı ilan ederse ya da Sovyetlere savaşı ilan ederse, ki en mantıksız şey olur. Yapay zeka herhalde o kadar salak değildir. Tamam, sen bağlısın, sen bir yere bakıyorsun, sen bir yere bakıyorsun, değil mi? Evet. Herkes bir yerde uğraşıyor. Öyleyse siz ne yapacaksınız? Siz de şöyle durun. Tamam. Şöyle almaya çalışın. Yanlaması. Bunlar da destek birlik gibi bir şey. Hadi gidin. Hadi git. Dal. Ha, aslında dur. Bir de şunların büyük bir çoğunluğunu şöyle bağışlayalım da. Ha, şunu dizmeyi unuttum ben bir de. Ah. Ay ay ay. Askerleri ayırmanız gerek çünkü atlılarla infanteriler birlikte durdu mu komutanların şu özelliklerini etkileyebiliyor. Mesela burada organizer var. Eğer plan koyarsanız, yani ne bileyim, o çizgileri çizerseniz bu yavaş yavaş artıyor. Bu normal, bu kolay kazanılır. Ama pek o kadar da fazla yararlı değil. Planning speed %10 o kadar önemli değil. Daha sonra cavalry leader. Cavalry, bakın okursanız eğer, motorized, mechanized ve cavalry diyor. Yani atlı, motorlu ve mekanik, bunları geliştiriyor. Bu çok iyi eğer bunları kullanıyorsanız. Ama şunu yapmanız gerek. Experience gained while diyor. Ordunuzun %40'ı, yani bu adamın sahip olduğu, yönettiği askerlerin %40'ı şey olmak zorunda. Bu üçünden birisi olmak zorunda. Infantry Leader'da ise diyor ki askerin %80'i normal asker olmak zorunda. Yani böyle okuyup şey yapabilirsiniz, komando. Komando çok iyi diye hatırlıyorum. Ha, ama benim için önemli değil. Erzak kullanımını %25'ini azaltıyor, öyle bir şeyler diyor. Erzakla alakalı ki hayır, benim için ihtiyacım yok. Bu arada erzak kullanımını azaltma diye bir şey yapmıyordu orada. Ben kendim uydurdum. Ha, evet, şunu yapalım. Bu arada Japon'un şeye gitmesi beni şaşırttı. İmparatorluk. Faşist değil, artık şu an monarşi. Normalde hep monarşi gidiyorlardı. Arada sırada imparatorluk da gidiyorlardı. Çok çok nadir komünist gidiyorlar. Stability'yi arttırmak istiyor muyum? Evet, ama ondan önce total mobilization. Manpower'ımıza bu biraz vuracak, hatta sanırım şu an azalmaya başladı ama dur, burada çıkartma yapıyor olabilirler, buraya hazırlanıyor olabilirler. Bir saniye, ben ordu basmam gerek deli gibi, gerçekten deli gibi basmam gerek şu an. Bu arada buraya kaç tane hazırsa koyalım.
Siz ne yapacaksınız biliyor musunuz? Araya defense sadece şurayı koyur. Şunları. Şunları şöyle al buraya. Buraya al. Buraya al. Buraya al. Buraya al. Bura ve bura. Tamamdır. Kaç tane gerekiyor? 10 tane asker gerekiyor. Buralara hep bu bölüme asker koyduğumuzda hep buralara eşit dağıtacak. Daha sonra buraya ekleyelim. Belki bu generalin şeyini alır. Field Marshal'ın bonuslarını alabilir şu. Defans, atak falan diye. İyi olur. Tamam. Denizde karşı birazcık korumamız var. Macaristan'da orada bir şeyler olur. Kolay gelsin. China Medical University'yi tamamladık. Güzel. Medikalleri açıyoruz. Bir tane daha alabiliriz. Çünkü 69'dan fazla faktörümüz var. 99 ne? Oha! Tüş! Dur! Ne oluyor? Abo! O 40'a yükselmiş. Tamam. Şeyi aldık ya. Şuradaki Çin'i de aldık. Şu özellikle çok güçlüydü. Tamam. Harika. Tamam. Şimdi ne yapmamız gerek? 1. Şunu istiyoruz. 2. Şunu istiyoruz ama öncelikli değil. Bu daha öncelikli. Bir de bu iyi olabilir. Şu an bunu ya da bunu araştıracağım. Başka ne istiyorum ben? Şöyle bir bakayım. Daha sonra bu tarafa geçeceğiz. Burada 3 tane seçenek çıkıyor ortaya. Ama ona daha sonra uğrayalım. Şimdi değil. Çünkü o biraz daha karışık ve belki sizin fikrinizi sorabilirim. Şimdi bizim 2 tane seçeneğimiz var şurada. Bir yandan şunu araştırmak istiyorum. Burada ne diyor? Bizim toprağımız olan bölgede %20 daha fazla defans veriyor. Ve bunu aldığımızda ise production cost %10 düşüyor. Askeri silahları. Bu iyi. Ama şurada bir şey var. Bu mobile warfare diyor. Askerlerimize bizim topraklarımızda yani Çin'in varsaydı topraklarda %20 daha güçlü saldırma veriyor. %10 organizasyonu yeniden toplama bonusu veriyor. Ve şunu aldığımızda ise bir tane seçenek açılıyor. 100 Regiments Offensive. Launch 100 Regiments Offensive. Bunun ne yaptığını bilmiyorum. 100 tane asker saldırısını başlat diyor. Order 66 gibi olabilir yani bir anda bir yerden bir sürü asker çıkıp belki şey yapabilir. Bize verip Japonya'ya karşı saldırmamız için kullanabiliriz ama bu daha iyi gibi. Bu daha iyi gibi ama bu da daha iyi gibi. Yok biz uzun şeyle oynayalım. Hem daha saldırmamız gereken daha bir sürü savaş olabilir. Karışmamız gereken içine. Artilleri geliştirme. Bir saniye ben araştırma yapıyor muydum? Evet yapıyormuşum. Artık şunların kapasitesini arttırmamız gerek. Dalın. Oo. Kazanıyor muyuz? Evet kazanıyoruz. Menkuko'yu yok ettik. Bir saniye dur savaşta kimin etkisi var? Komünist China. Sovyet'i çağırmadım mı ben? Sovyet'i çağırmamış mıyım? Oo, tamam. Sovyet sen de gel bakalım. Dur bir saniye karışmıyor mu? Bir saniye Sovyet neden karışmıyor? Çünkü fire ceasefire mı yaptılar? Ne yaptılar onlar? Yo. Sovyet neden karışmıyorsun evladım? Ve neden Amerika Japonya'ya destek veriyor? Abi. Tamam dur Manchu'yu da alalım. Hop 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 hop. Burayı ben eklemedim mi? Dur dur. Dur 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 dur. Dur 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 dur. Elim ayağımı dolaştı dur. Dur şuraya şuraya. Where we dropping boys? Dur gel şöyle. Siz şurada durun. Daha sonra şöyle dalın tamam mı? Dal abi. Ama öyle bir dal ki. Niye uğradıklarını şaşırsınlar. Dal. Dal agresif dal. Çabuk ol. Çabuk ol. Tutuyoruz. İttiriyoruz. İttiremiyoruz. Tamam. Dağılın etrafa. Dağılın. Tutar mısınız orayı? Bakın daha da fazla bölgeye dağılmamız gerekecek. Hadi. Tut tut tut. Oğlum tut. Gidiyor lan, gidiyor.
Abi Sovyet katılır mısın savaşa? Bir saniye, Sovyet Call to Arms. Neden gelmiyor? Ha, kabul etmiyor. Neden? As dangerous for the summons demenin enemies. Abi yok ederiz onu ya, sıkıntı yaratma. Düşmana çok fazla güçlü şeyi var diyor. Hayır, yok. Biz daha güçlüyüz, sıkıntı yok. Gel işte. Guarantee independence. Bak, senin garantini veriyorum. Hadi gel. Yardıma gel. Hadi. Call to arms. Aa, Sovyet katılmadı. Sovyet bu sefer bize ekiyor beyler. Burada Mongolia bize katıldı. Aynen. Tana Tuva bile katıldı bize. Değil mi? Adamsın. Ama Sovyet burada bizi sattı. Vay be Sovyet. National Union of Greece joined Hellenic State declared war on Greece. Bir saniye. Yunan ayaklanma yaşıyor. Evet, olduydu bu tarihte. Bu kim? Faşist Yunan ortaya çıktı, bir saniye. Türkiye, sen ne alemdesin bu arada? Ha, onlar hala böyle pasif. Peki. Onlar kazananlarla birlikte olacaklar. Bir saniye, burada ne oluyor? Sovyet Union. Abi Sovyet, katıl savaşa. Katıl. Yok, tamam. Sovyet katılmazsa eğer bu savaşı kaybedebiliriz. Sana bir bakayım. Çünkü şu anda Çin'i kaybediyoruz. Sovyet savaşı katılmadığına toprak tutmuyor. Hayır. Geri almak zorundayım. Bu yüzden zaten şey yaptım neyse ki. What? Kaydetmeyi unutmuşum. Oyunu pek kaydetmedim. Bir yıl geriden başlayacağım. Tamamdır. Bu savaşı neredeyse bitirdim sayılır. Ve kazandık mı? Hadi bitirin artık. Kazanalım. Daha Japonya üzerine konuşma yapacağım. Tamam, başkenti şuraya taşıdılar şimdi. Tamam, orayı da aldık. Savaş bitti. Bitti. Harika, güzel. Sanırım en fazla savaşta etkili olan da bizdik. Çünkü puanın büyük çoğunluğunu bize verdiler. Ben yeniden Sovyet'i tehlikeye atmadan şöyle şuraları ufak ufak alayım. Tıraşlayayım. Sovyet tüm puanını sanırım bana verdi ama olsun yine de. Tamam. Ha dur. Daha tüm toprakları almadık. İtalya var. Şurası. Puanımız yetti. Dali'yi al. Bitir. Dan. Hayır. Tüm toprakları aldık. Önceki seferkisi kadar hızlı mıydım yoksa daha mı hızlıydım emin değilim. Çünkü bu sefer artık daha fazla asker basmam gerektiğini biliyorum. Kusura bakmayın, şu anda henüz oyunu öğreniyorum sayılır. 35 oldu. Tamam, 35'te dursun. Burada bir save atayım. O yüzden zaten hardcore oynamıyorum. Şu an en kolay zorluktayız. Ama oyunu tam öğrendiğimde belki en zor zorlukta oynayabilirim. Ya da o zamana kadar canım sıkılabilirdi. Şimdi ne yapmamız gerek? Bizim Japon'u kışkırtmamız gerek. Sana prank yapacağız bro. Sana biraz kışkırtma çekeceğiz, yapacağız. Neyse artık. Biraz şuradan, biraz buradan, biraz oradan. Daha sonra bir de bizim özel bir birliğe ihtiyacımız olacak. Bu sefer düzgün Cenev'e daha fazla yapacağım. Bu asker sayısını yanlış yere koydum. Orada durmamanız gerekiyordu sizin. Ama neyse, zaten etrafa dağılacaksınız ya. Bu sefer sizden bir 70 tane mi ne yapacağım? Hep saldırma önemli değil, birazcık da savunma önemli ne yazık ki. Ne yazık ki. Japon zaten deniz çıkartmasını çok iyi yapıyor. Abi buraları savunun, şurası da önemli. Burayı da savunun. Burayı sanırım ben atladıydım. Ona sıkıntı oldu. Burası bizim değil. Oo, bir sene Hong Kong. Yok yok, şaka şaka, orası bizim. Çin, bu videoyu engelleme lütfen. Tamam, şimdi şunu geliştirelim. Yine aynı şeyler. Yo, biz öncekinde şunda mıydık? Sanırım evet. Ya şunda ya da şundaydık. Şimdi
Japonya'ya savaş ilan etmemiz değil, Japonya'nın bize savaş ilan etmesi gerek. Ki müttefiklerimizi çağırabilelim. Sovyetlerle de şey yapmamaları gerek. Bir saniye, var mı? Şöyle bir bakayım. Bu ateşkes yaparlarsa Sovyetlerle sıkıntı oluyor. Şimdi Sport Kodoha. Evet. Şöyle bir Sovyet yazısı çıkarsa Non-Aggression with China. Bir MTV var. Sovyetler zaten eninde sonunda savaş yapacaksınız siz. Sovyet sana eninde sonunda dalıyor adam. Bari bize daldığında yardım et de yok edelim. Yoksa eğer bizi alırsa Sovyetleri de alacak rahatça. Böyle bir olay var. Mantık. Lütfen. Biz de herkese savaş hazırlamışız ha. Ama ilk önce onların savaş çıkarması lazım, biz değil. İyi tamam, biz de hazırlık yapalım o sırada. Zaten şey olacak, bu Japon bize savaş açtığında bunu geçiyor. Şuna yaklaşırız daha da. Acaba buna... Ha, o zaman nasıl Japon bize savaş açacak değil mi? Mantıklı. The People's Republic. Research slot mu istiyorum yoksa People's Republic diye anılmak mı? Yok, şunu artık bir açlayalım. Şu Long March'tan bir kurtulalım, ondan sonra şunu alalım, daha sonra da şunlardan birisini alırız. Evet, öylesi daha mantıklı gibi. Ve silahımızı da biriktirelim şu an. Güzel oluyor aslında. Şu an daha hazırlıklı ve daha güçlü bir biçimde saldıracağız Japon'a. Bu arada şu an kaç tane paratrooper yazabiliyorum? Ha, 10 tane. Tamam, önceki sefer 5 mi 4 mi neydi? Şimdi 10 tane. İyi, yine iyi. Sen de ondan olabildiğince çok yapmaya çalış kardeşim. Popular figurehead. Evet, hadi bunu alalım. Bu arada öncekinin neredeyse tamamen aynısını yaptım. Her şeyi aldım. Biraz farklılıklar olabilir. Gözden kaçırdığım bir şeyler. Şu an daha iyi oynamaya çalışıyorum bir de. Ha, sizi nereye saldıracağınızı falan şey yapalım, ayarlayalım. Yok. Sen dur. Tamam, şimdi sizler önemlisiniz. Sizler şöyle saldırıyorsunuz. Tamam. Sen buraya alacaksın. Daha sonra böyle açılacaksın. Harem bozuldu. Siz ise... Tamamdır. Harika oldu neredeyse. Bunlara eğitim versem ne kadar silahım gidiyor benim günlük? Az. Hala az. Yine az. Tamam, siz de o sırada eğitim görün. Yavaş yavaş yükseliyor bu arada o. Evet, bayağı yavaş yavaş yükseliyor. Neyse, dursunlar şimdi. Bunda durum ne? Başlat başlat. Kanka, sana şimdi biz bir kışkırtma yapıyoruz, tamam mı? Ama kavga yok. Hadi. Tamam, bizim bir Air Superiority'ye ihtiyacımız var. Air Support Mission Efficiency, Fighter Detection. Fighter Detection belki daha işe yarayabilir şu an. Bir onu alalım. Sadece bir tane onu alalım. Daha sonra Air Doctrine'i fazla geri değiştirmeyelim. Daha sonra abanacağız ona. Special Forces. Evet. Şu an ona abanmamız iyi olabilir. Bir de şurayı da şey yaparsak fena olmaz. Sanırım ben zaten demin orayı yaptıydım ama neyse. Önemli değil. Multiplayer. Multiplayer, evet, daha fazla adam istiyoruz. Şimdi ilk baş bir topraklarımız geri almamız gerek. Buralar hep Çin'in gördüğünüz üzere. As a core state diyor. Yani buralar bizim topraklarımız. Hadi 3, 2, 1. Dur. Bırak. Siz toplanın. Siz saldırıya hazırlanın. Ve Japon. İtalya Rusya diyorum. Şeye savaş ilan etti. Ha, biz mi yine savaş ilan etmiş oluyoruz? At war, offensive war, aynen. Biz yine savaş ilan etmiş oluyoruz. Kal dersek...
Dur bu sefer Sovyet katıldı ama. Iberian Socialist Union? Kim? Iberian Socialist Union. Portekiz? Hispanik değil miydiniz siz? Abi Spanish. Abi bunlar komünist. Vay! Oha çok iyi. Daha fazla komrat. Tamam. Ne oldu? Ha, bypass. Evet. Şu an Japon'u şey yapmadık. Biz savaş yönettik ama. Ne değil. The Empire of Japan joined Pact of Rome. Roma paktına katıldılar. İtalya'ya karşı savaştayız şu an. Almanya peki? Almanya'ya karşı değiliz sanırım. Pekala. Fark etmez o. Dur ne oluyor? Ha tamam. Bir anda ben kendimi şurada saldırıya uğruyorum sandım da. Şurayı Japonya'da kendim sandım. Saldırıya uğruyorum sandım. Tamam. Tamam tamam sıkıntı yok. Fransız askerlerimizi topraklarımızdan geçirmek istiyor. Hayır izin vermiyorum. İstersen Japonya'yla savaşa dur. Yani bize yardımcı olmaya çalış. Yine de izin vermeyeceğim. Ateşkesi kabul ama. Dur bir saniye. Biz. Tamam şundan artık bir kurtulalım. Ve en sonunda. Ha bir de şu. Total mobilization. Political power'ım yetmiyor. Limited exports. Evet güzel. Güzel. Her şey bu sefer daha iyi. Kabul. Avusturya bizimle birlikte. Evet. Bizim yanımızda savaşıyorlar şu an. Demokratlar ve komünistler faşistlere karşı. İkinci Dünya Savaşı'nın neredeyse tarihi olaylarıyla gidiyoruz. Ama İspanya faşistti. İkinci Dünya Savaşı'na katılmadı. Sadece sonlarında demokratlara yardımcı oldu. Ki onda da bize saldırmasınlar diye onların tarafına katıldı. Ayrıyeten Portekiz de komünist değildi hatırladığım kadarıyla. Zaten o zaman olsaydılar İspanya ile savaşa girebilirlerdi. Sıkıntılı olabilirdi. Hayır izin vermiyorum. Savaş, ateşkes yapalım bakın. Non-aggression pact olur. Daha sonra belki onlardan kurtuluruz ama. Hayır aslında biliyor musunuz? Non-aggression pact'ten de vazgeçtim. Tüh, keşke yapmasaydım. Ve siz ise şöyle geçin. Sen bizim silahımız yok. Bizim silahımız yok. Sen git. Sizler gidin. Ve bu kadar evet. Silahımız var mı? Hala 5000 eksikliyim. Helal olsun be. Oradakiler bile bize şey yapıyor. Az buçuk da olsa bir silah veriyorlar. Sanırım İspanya'ydı. Portekiz de olabilir. Önemli değil. Tamam ya ağlıyoruz. Şu an Çingin'den birleşiyor. Romanya'da hayır. Hiçbir şey imzalamayacağız artık. Ha bir de şunları bir bakalım neler var. Seni alalım. Daha sonra war propaganda yapabilsek güzel olacaktı. Bir saniye dur. Yine mi? Abi political power niye bu kadar çok düşük geliyor? Hayır yüksek de nedense hiç yetmiyor. Bu arada oyun takıldı. Bu saniye Hindistan bize az önce silah verdi. Gandhi değil mi bu? Gandhi değil sanırım. Ulan bu kadar kişiyle birlikte Japonya'ya saldırıyoruz ama parça istemesinler. Özellikle Çin'i almasınlar. Var ya kızarım, deliririm. Gerçekten hoş olmaz. Mesela asker silah durumumuz iyi durumda tamam. Biraz daha düzeliyoruz. Dal oğlum dal. Saldırın. Saldır. Tamam. Burayı aldık. Burası tutuyor sanırım. Yok tutmuyor. Birazcık toprak kaybediyoruz sanki. Neyse önemli olan zaten bu kısımlar. Şurayı şöyle alabilirsek orayı da zaten tıkır alırız. Burada çıkartma var mı? Yok. Uçaklara gelirsek. Uçaklar. Winter Warfighter. Bomber da alalım. 5 tane de ona verelim. Şöyle dursun. Şimdi
Sen artık şey yapma. Üretim yapma. Buralar dolacak. Buralar dolacak. 3 hatta 2 yap. Bunu 3 yap. Bunu olabildiğince çok tut. Aynı zamanda askerlerden paratroopers'ı olabildiğince çok yüksek tutalım. Ve gerekirse eğer hala bir sürü tamam. Manguko düştü. Sıra Manchuko'da. Şurada bir sürü yeşili görüyorum. Infantry Offensive aldık. Harika. Ve burada da biraz daha şeyimiz oldu. Military Factory geldi. Factory. Geliştir. Savaş ne durumda? Tamam ya, yavaş yavaş alıyoruz ve bu sefer kıyıyı koruduk. Bu sefer kıyıyı dikkatlice koruyoruz. Şuna bak be, The People's Republic of China. Çin Cumhuriyeti. Bastır, ittirin! Tamam, burada bayağı bir yardık burayı. Güzel oldu. Şimdi bunu da aldık. Artık güzel, iyi durumdayız. Ne yapalım? Ya bunu alabiliriz ya da bunu alabiliriz. Daha önce anlattığım gibi bu ofensif ama bunu ne yaptığını bilmiyorum. Bu ise daha mantıklı duruyor şu an. Bunu alacağım. Ama önce bir bunu almak istiyorum. Çünkü research yerim ne kadar fazla olursa bence o kadar iyi olabilir. Birazcık daha araştırmada gelişebiliriz. Bir silaha bakayım mesela. Mesela şunları alabiliriz. Daha sonra şunu alabiliriz. Evet, bunları da alabiliriz. Artık zamanı gelmiş. Ha, şunlara da başlasak iyi olur. Şunu alalım. Önce. Bu arada Decisions'tan demin bir şey gördüm şimdi oynarken. Şunu yapabiliriz. Nerede o? Şunları. Şimdi ne diyor? Evacuation'ı, yani daha fazla topraktan maden çıkartmayı geliştirirsen, üretimi geliştirirsen, pardon, onun teknolojisini araştırırsan bu seçenekler açılacak diyor. Bu topraklarda daha fazla işte demir ekleyeceksin, alüminyum ekleyeceksin diyor ki bizim alüminyumumuz düşmekte şu an. Daha fazla ihtiyaç duymaktayız. Düşmekte değil de daha fazla ihtiyaç. Çünkü uçak yapıyoruz ve uçaklar alüminyumdan ve rubber'dan yapılıyor. Rubber'ı ise nereden alabiliriz? Rubber. Mantıklı şurası var. Fransa. Bir de Siam. Sen. Siam'a savaş açsak nereye katılır? Pact of Rome'a katılabilir. Siam'a savaş açalım bence. Göreceğiz. Şimdi sport equipment'a ihtiyacımız yok. Infantry equipment'ı değiştirelim. Otomatikman böyle... Ha dur, tamam, daha değiştirmemişim. İyi, güzel. Çünkü şöyle yavaş yavaş yaparsam daha iyi etkili olur. Senden 20 keselim, sana 5 ekleyelim. Venüs taşı. Güzel. Şimdi nelerimiz eksik? Demirimiz bolca var. Tungsten var. Rubber, alüminyum. Alüminyumu biraz daha şuralardan çıkartabilirim. Şu özellikleri kullanarak. Manchu'a da alacağız. Total Mobilization sonunda gelsin artık. Aynı zamanda bir de şu figureheadlerden birisini, aynen şunu belki şununla değiştirsem iyi olabilir. Captain of Industry. Infrastructure ve civilian faktörlerin inşaatını hızlandırıyor. Bu arada ben oyun oynamayı tam olarak bilmiyorum, yani uzmanlaşmadım. Sadece bana mantıklı gelen şeyleri kullanıyorum. Eğer belki aranızdan daha iyi oynayanlar vardır kesin. Yani rage atmasın ama komu. Şeylerde, yorumlarda. Tamam, şöyle ikiye bir yaralım şurayı. Bir şurası, bir de şurası kalsın. Sen öyle mi yapacak? Evet, öyle yapacak sanırım. Hayır, yapmayacak. Bu sefer böyle gelecek sanırım. Bilmiyorum, emin değilim. Nasıl yapacaksın? Ha, şimdi böyle geliyor. Oraları alacak. Evet, buraya kadar bölecek. Tamam, bizim paraşütçüleri şöyle alalım. Başka paraşütçüyü yanlışlıkla başka bir yere koydum mu? Hayır, koymamışım, güzel. Sen böylesin, sen dur, sen şunu alalım sana. Infantry Expert. Sen durumdasın, böyle de takılıyorsun. Aa dur. Infantry Expert. Al.
Bir de Winter Expert'ı alabiliriz ama o kadar da önemli değil şu an. Zaten Sovyetlerle savaşmayı düşünüyordum ben ilk baş. Ama daha sonra dedim ki şey yapacaktım, Japon'u alacaktım. Daha sonra da Sovyetlere saldıracaktım. Vazgeçtim. Hatta müttefiklere falan katılacaktım. Sen müttefiğe katılma şansın var mı? Yok. Demokrasiyi arttıran herhangi bir burada şeyim olmadığı için advisor'ım, political advisor şeye katılamam. Müttefiklere katılamam. Tek başıma dururum. Hatta Sovyetler bir de müttefikleri çağırabilirse çağırır mı? Pek sanmıyorum ama. Yine de uğraşmayalım. Sovyet'le başladık, Sovyet'le bitirelim. Şuradan şunu alayım. Şuradan şunu alayım. Free Dockyard. Ne için kullanacağım ki? Konvoya berbat. Bir tane şöyle repair'lik bir yere ayarladım. Keşke Japon'u falan aldığımızda en azından bari şöyle major devletler dinliyor, bir sene onlara bir bakın göstereyim. Bir sene hem şunu şu yapmamız daha iyi olmaz mı? Aynen. Open country list. Major countries, yani bunlar güçlü devletler oluyor. Mesela China, Çin. Şu an biz majoruz artık. Japonya, Fransa, Almanya, İtalya. Macaristan şu an major olma yolunda ilerliyor. Sovyet, İngiltere ve Amerika. Oyunda şöyle bir özellik olsa güzel olurdu. Bu major devletlerden birisini yendikten sonra onların donanmasını falan alabilmen. Çünkü şey yapıyoruz. Silah ekipmanlarını, uçaklarını falan alıyoruz ama deniz ekipmanlarını, ne bileyim gemilerini falan alamıyoruz. Bu çok yani kötü geliyor bana. Özellikle ben zaten denizden anlamadığım için çok çok iyi olurdu. Mesela şuraları koruyun. Yavaş yavaş buralar açılıyor. Hayır, dalışa geçmeyin, dalışa geçme. Burada adam bırak. Adam bırak. Hepsi şimdi oraya yığılacak. Siz nesiniz? Normal asker, iyi, yine iyisiniz de. Dursana, ben onları eğitmiş miyim? Ben onları ikinci seviyenin biraz üstünde eğitmişim. Daha burada ona benzer, ondan daha düşük seviyeli adamlar da var. Tamam, pekala. Şimdi ne yapacağım? Şimdi burayı aldık, burayı aldık. Bunu biraz daha geliştirip ülkenin stabilitesini, war sports'unu falan arttırabilirim de şunu rushlamamız gerek. Bana göre o önemli. Doğru, bir siz varsınız. Gelin siz de. Siz de savunma. Siz de belki önemli bireyler değilsinizdir. Robisan bu elit. Ama sadece asker koymuş. O nasıl bir elit? Sen ya benim elitime bak, senin elitine bak bir. Tamam, benimkisi de pek o kadar fazla güçlü değil ama yani idare ediyor. Şimdi bizim ne araştırmamız gerek? Bunu araştırıyor muyuz? Güzel. Onu rushlayacağız. Uçak pek o kadar gerek yok. Bunda biraz daha gelişebiliriz. Çok iyi olabilir. Ama şu da var. Şunlar çok önemli. Romanya. Sürekli Romanya'da değil. Ne istiyor? Tamam. Manchu da aldık. Burada bunları da sıkıştırıp öldürelim. Yok edin onları. Dariye al. Ez. Yok, saldırma. Direkt ele geçirmeye çalış burayı. Oğlum, bu kadar uğraşmaya ne gerek var lan? Vur gitsin işte. Koy gitsin. Tamam, orayı da yavaş yavaş topladık. Temizliyoruz. Şimdi bizim asker durumumuz, manpower'ımız 28 milyona düşmüş. Decisive battle. Ya bunlar işe yaramaz ama sürekli şurada bir işaret çıkması hoşuma gitmiyor. O yüzden yapıyorum. Tamam, hepimizin beklediği an yaklaştı şu an. Şimdi herkes burada mı? Evet, herkes sanırım burada. Bir saniye bana izin verin, şöyle bir ayarlayayım burayı. Şimdi sen buraya geç. Sen de dağıl. Abi, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Denize dökeceğiz adamları. Tamam, denize dökeceğiz ama bir önemli bir şey var. Şuraya atladım, en önemli yeri. Neyse, Sovyet orayı alır ya. Ben ittirmesem bile Sovyet alır. Hatta şöyle alayım. Tamam. Ve sen de şöyle. Tamamdır. Agresif.
agresif, dal dal dal, yok et, yok et. Direkt yok edin. Direkt dalıyoruz. Direkt dal. Neden? Çünkü ayrıca bir de şu var. Operasyon ejderhanın dalışı yapacağız. Baylar ve bayanlar, hepimizin beklediği an yaklaşıyor. Evet, herkes kıyılarda yerlerini almaya başladı. Ve şu an az solistlerimiz de geliyor. Gösterinin önemli adamları. Hadi yavaş yavaş orayı da alın artık. Kore'si vurdum. Burası Kore, evet. Evet, Kore'yi de alalım. Sen burada hava üssü yok mu? Abi burada hava üssü yok. Direkt bir tane hızlıca inşa edin hemen. Var ya, şu an yok ediliyorlar. Bak bak bak. Şöyle üzerlerine geldiğinizde zaten neler kullandıklarını görebilirsiniz. Küçük sayıyla büyük sayıyı toplayıp ikiye bölün. O zaman tam sayıları ortaya çıkıyor. Vay be. İşte bu yüzden zaten bir Japon askeri sanırım bir 20 Çin askerine bedel oluyor. Şimdi 3'ü geliştirelim. Şurayı. Siz şöyle geçin. Hatta bir saniye durun. Benim özel bir birlik yapmaya başlamam gerek. Siz şöyle geçin. Siz şöyle geçin. Sizler de... Şöyle yok. Tamam. Tamam. 4 parça ayıralım. Zaten eğer işler istediğim gibi giderse 4 parça ayırmamız da gerek kalmayabilir. People's War. İnsanların savaşı. 10.000 silah birlik. Tamam, her şey yolunda gidiyor. Harika gidiyor her şey. Aa, bunlardan hangisini alacağız? Maximum range. Coastal defense ya da raiding. Defense. Eğer denizciliğe belki geç başlarsak defense de uğraşalım. Zaten saldıramayız biz. Doğru düzgün. Şurayı alamadık sanki. Hayır. Alacaksınız orayı. Ne kadar tutabilirler ki? İkmal de yapamazlar. Tamam, neyse, orası alınır. Ha, şurada kurulmuş. Güzel. Şimdi bizim şunu yapmamız gerek. Buraya birazcık hava üstünlüğünü sağlamak için fighter koyacağız. Düşmanın şeylerini, binalarını yıkmak için birazcık bomber koyabiliriz. Ve daha sonra birazcık da transport link tamamı. Şimdi şunu yapmamız gerek. Sana ne koyalım? Mao'yu. Mao'yu getirelim bunun başına. Seni ise şu yapalım. Tamamdır. Şimdi herkes paratroopers. Buradan seçiyoruz. Buradan da atlamalarını istediğimiz bölgeyi seçelim. Mesela şurası. Hiroşima. Tamamdır, bu oldu. Ama henüz daha hazıra basmayacağız. Erken sal. Daha sonra ben başka bir tane daha çizgi atacağım. Ve bu da buradan buraya alacak. Sıfır division diyor. Şimdi tekrar böyle önemli noktaları özellikle götürebilirsek bunları iyi olur. Ben bunu halledip bir geleyim hemen. Ve burası da son nokta sanırım. Evet. Şuraya da koyabilirim de gerek yok. Aslında şey yaparsınız normalde genelde hep böyle mesela askerleriniz buradan deniz çıkartması yapar. Siz de havacılarla buralara ya destekli bulunursunuz ya da şöyle etraflarını kesersiniz. Mesela burada naval base var, orayı alıp buradaki düşman askerlerini şeysiz bırakmaya çalışırsınız, erzaksız falan. Ama ben o kadar uğraşmak istemiyorum. Şimdi buna basmayacağız. Neden? Çünkü sadece buradakilerden tek biri çalışıyor. O da şu. İlk başta koyduğumuz tüm askerlerimizi teker teker en baştakini mesela şöyle, bunu kısayalı yok mu? Yok. Tamam. Böylece seni şuna bağlayacağız. Seni şuna bağlayacağız. Yok. Yanlış. Şöyle. Üçüncü birlik. Sen şöyle. Tamamdır. Herkes hazır gibi. Görevimizi başlatalım mı? Hayır. Henüz daha değil. Burada attrition var şu an baya. Neden? Ha, çünkü burada bu kadar birliği şey yapamıyoruz. Malzeme gönderemiyoruz. Sevkiyat yapamıyoruz. Tamam, pekala. Öyleyse biraz dağıtalım.
Bu 14 asker aslında bizim pek işimize yaramaz biliyor musunuz? Şöyle koyalım. Bunlar defanslık. Bunlar ise saldırma. Herkes hazırsa başlıyoruz. Hop, burayı aldık. Tamam, dağıl. Diğerleri ne durumda? Bunlar da iniş yapacaklar mı? Sen şu tarafa doğru git. Siz biriniz, aranızdan biriniz şuraya ele geçirsin. Nagasaki'ye doğru yürüsün. Tamam abi. Ha, air support daha fazla gerekli diyor. Tamam, pekala, pekala. Standing by, hayır, standing by değil. Port store, air supply değil. Bu. Bir de stratejik bombingde en çok neleri vurmamız gerektiğini şey yapabiliyoruz. Şunları vuracaksın, bir de şunları vuracaksın. Defanslarını yok edin. Ama bizim kullanabileceğimiz defansları yok etmeyin, o önemli. 50 uçağın... Yok, şunu şöyle ikiye ayıralım. Birisi şöyle gitsin. Ha, diyorsun. O zaman biriniz şöyle gitsin, biriniz şöyle gitsin. Bombacılar ise şuraya gitsinler. Mümkünse. Dağılın. Dağılın. Aha dur, asker koydu oraya. Abi. Yapmıyor, neden? He, çünkü air superiority şu an onda, tamam. Bizde bombardımancı daha çok fazla. Tamam, öyleyse daha fazla uçak. Daha fazla uçak. Çözüm daha fazla uçak. Daha fazla uçak! Şöyle geçin. Hayır, oraya değil. Oraya değil, oraya değil. Yanlış şeyi seçtim. Tamam, şu. Aynen. Herkes uçsun. Wow, dur. Hakikaten aldılar. Bu sefer her yeri aldık değil mi biz? Evet, şu an her yeri hakikaten aldık. Güzel. Tamam. Tamam. Şimdi bunları sileyim. Neden? Çünkü size şurada ihtiyacımız var. Şurada. Ama bizim saldırı birliklerimizin buralara geçmesi gerekli. Ki burada bir naval base var. Tamam. Öyleyse şurayı alırsın sen. Şöyle. Sen çizemedim. Şöyle al işte ya. Hani bastır. Daha sonra hani şuraları silmemiz gerek ama o zaman öyleyse. Şuraları silelim. Sovyetler zaten oraları tutacaktır eminim. Emin değilim ama. Tamam, şöyle biraz daha temizledim. Gözledim. Evet, saldırmaya hazırız. Şöyle her yeri al. Topla oraları, temizle. Sen önemli birliksin. Sen buraya geleceksin. Ve Tokyo'ya doğru yürü. Bastır. Dal. Ne yaparsan yap. Sen, üçüncü birlik. Sen ne yap biliyor musunuz? Sen de evet, önemli bir birliksin. Sen de gel Tokyo'ya doğru yürü. Siz ikinizin olayı bu. Aslında bunlardan birisini buradaki düşmanları temizlemek için bıraksaydım iyi olabilirdi. Hatta şöyle birkaç tane seçeyim de. Yok edin oğlum. Bir tane adam kalmış zaten, yok edin onu da. Bunu da öldüremediniz ha. Tamam, öldürdüler. Şimdi bizim paraşütçüler ne durumda? Daha da fazla basabiliyorum, güzel. 22 tane. İnternette ben bu oyunu sırf paraşütçü oynayanları gördüm bu arada. Fena değiller. Dur. Şöyle bir şey yap. Çok güzel olacak, bekleyin. Bir saniye, orada asker sanki çok birikti. Hatayı açtım. Bir saniye. Yok. Dur, şöyle yap. Aynen. Hızlıca almaya çalışın orayı. Bir askeri bir şey yaptık, köşeye sıkıştırdık. Al! Dur bir saniye, ben şunu yapmayı unuttum. Adamlar düzgüncülük boğuşlanmaya başladılar artık. Bizim paraşütlüler şöyle geçsinler bir. Şimdi bizim 10 tane şeyimiz var. Transportumuz var. Bu iyi değil. Şöyle geç. Daha sonra bir sürü daha transport eklemem gerekti. Özellikle orada 12 tane şey olduğunu düşünürsek 12 tane transport daha iyi olur. Şimdi ejderha. Uçuyoruz beyler. Oldu, military ne oldu?
Daha fazla birikmiş. Tamam, transport yap. Daha fazla transport. Daha fazla uçak. Uçan uçak. Yüreğini geçtik. Uçan. Şu an aslında pek o kadar paratrooperlara ihtiyacımız kalmadı ama size göstermek istiyorum yine de. Ha, şuraya kadar geçebiliyoruz. Tamam. Yine iyi. Tamamdır. Bunları biraz daha dizdim düzgünce. Şimdi acaba bunların arasından en çoğu nereye gidiyor? Şu bir, 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 bir. Hepsi sanki bir yere gidiyor gibi ama. Tamam. Dalın. Dalıyor musunuz? Ah, bir tane kondu oraya. Bir tane de oraya kondu. Bir saniye, bu bizden mi? Ayrı, düşman. Düşman. Tamam. Tamam. Sen şöyle geç. Sen şuraya geldi. Tamam, sen şöyle kapat şurayı. Buradaki de hemen saldırıya uğradı bile. Şunları şöyle şey yapabilir miyiz? Sen burada naval base mi var? Hayır, yok. Tamam, korktum bir anını. Sen bunlar açlıktan ölmeye başladılar mı? Evet. Güzel. Dur, tut, tut. Dayanın. Azıcık tutun. Tüh. Tamam, onlar yerinden ayrılıyor zaten. Aa, burayı tutamadık. Sen naval base yok burada zaten. İyi, güzel. Ama kapatacaktım ya. Doğru, tüh. Olmadı. Bunları kapatacaktım böyle, burada tutup hepsini yok edecektim. Ve başaramadım. Biraz üzdü. Ne yalan söyleyeyim. Tamam, saldırma. Saldırdığında organizasyonun düşüyor. Ah, oradakiler de ölecek gibiler. Sen Tokyo'yu aldık. Şu anki yeni başkenti nerede? Ha, Sendai. Normalde şuraya çekiyordu da. Nagasaki'yi. Orayı aldığımız için zaten şey yapmış. Ve neredeyse biz aldık. Dur sen şey görelim. Bizim %30. Sovyet'in %34. United Kingdom 16. Yani neredeyse biz ve Sovyet'in sayesinde bu savaşı alıyoruz. Güzel. Bu arada ben araştırmaları yapmıyordum. Tamam, bunu daha da bir yanlış şey seçtim. Evet, %100 arttı. Yaptım mı? Sanki yaptım. Yapmamış gibiyim. Şunu seç. Okey. Daha sonra Land Doctrine Spend 100. Evet. Güzel. Tamam, şimdi oldu. Tamam, şimdi ondan şu 7 tane şu. Güzel. Ama şu sayıları görmek hoş değil, kırmızı bir biçimde. Bunun için bir şey yapabilir miyiz? Niye ben onları daha henüz geliştirmedim, araştırmadım? Ha tamam, daha şu an araştırılıyorlar, pekala. Kızdım bir anda kendime. Ha, burada yol varmış abi. Buradan yol varmış. Ya Japon o kadar çok şey ki böyle. Wow. Vay. Adamsınız siz. Bakın, buraya saldıracaklar. Hazır duruyorlar. Adamsınız siz ya. Ben de diyorum, niye burası hala ele geçirilmedi? Sovyet bizi hak etmiyor. Sovyet bizim gibi bir müttefiği hak etmiyor şu anda. Onu fark ettim. Yine yapamadım. Abi, düzgünce oraya alıp şurada bir sınır hattı çizip daha sonra burayı düzgünce alır mısınız? Rica etsem. Hadi. Hadi. Alın şunu. Zorluk çıkarmayın. Hadi. Agresif oynamayın. Yok. Gerek yok. Agresif olmaya. Buraları Sovyet tutuyor zaten. Orada önemli bir şey yok. Biz daha fazla paraşüt kullanacak mıyız? Kullanalım bari. Ama nerede kullanacağız? Burada bir şey var mı? Bir saniye, durum bir bakayım. Airbase. Bir şurada var. Biz buradan attık. Sen dur. Nereden? Ha, yani burayı aldık. Aa, Tokyo kaybetmişiz. Abi. Buraya kadar bastırmıyor musunuz? Ne oldu? Niye saldırmıyorlar? Çünkü orduların bir kısmı buraya geçti.
Tamam, bu bir yandan iyi oldu. Neden? Çünkü şunu yapabiliriz. Şunu yapalım. Temizle burayı. Sen burayı tutacaksın. Hatta dal. Dal, tamam. Sen burayı geç. Mal. Adamları al. Adamları al. Burada durmasalar mı artık acaba? Tamam lan hadi. Hadi şuraya geçelim. Şöyle şuradan atlayacağız. Yine herkesi burada toplayalım bir. Hatta eğer zaten düzgünceni saldırırsak belki toplamamıza bile gerek kalmayabilir. Sen şuraya dalmaya devam edecektin. Böyle anlaştık. Dal buraya. Şu ikisi ortalıkta gözükmüyor. Onları bir şöyle ayıralım. Şurada dursunlar onlar. Şöyle durun. Tamam, o geri kalan adamları şöyle al. Bu tam eğitilmemiş. Neyse. Şuraya. Nerede o? Burada bir hava yolu var mı? Şey, havalimanı. Yok. Tamam. Biriniz Tokyo'ya gidecek. Büyük çoğunluğunuz. Asıl amaç o. Geri kalan herkes teker teker bir Niigata. Bir kişi şöyle gitsin. Onları kapatmaya çalışalım. Bir kişi şurada limanı ele geçirmeye çalışsın. Limanlar önemli. Bir kişi burayı kapatsın. Aynen. Bu yeterli. Bu kadarı yeter bence. Tamam, bunları ben hepsini teker teker yine şey yapıp kaydedip geliyorum. Görev yerlerini işaretleyeyim. Tamamdır. Hazırız. Herkes bir yere ve Tokyo'ya 3 kişi gidiyor. Zaten orada da düşman kalmış. Bir saniye dur. Hazır. Daha henüz hazır değiliz. Uçakları hazırlayalım. Tamam. Hazırız. Biraz daha koyabilir miyim? Şu transport planer ne kadar zor yapıyormuş. Bunları keşke daha önce de hazırlasaydım. Tamam. Dalış yapın. Aldık mı? Hayır, saldırıyoruz şu an. Hop, burayı aldık sanki. Burayı aldık. Tamam, güzel. Çevrele. Dur. Çevrele. Al orayı. Dayan. Tut. Abi bunlar overrun oluyor. Büyük ihtimalle ölüyorlar. Direkt yok oluyorlar. Neyse. Tüh, buraya birisi düştü ama alamadı. İyi var ya, şuradaki naval base'i aldık ya, artık bir şey yapmayacaklar. Teslimat gidemeyecek oraya doğru düzgün. Tabii buradaki askeri almayı çalışırsa kötü olur bizim için. Sen şöyle git bari. Oo, bu niye oraya gitmeye çalışıyordu? Sen niye oraya gitmeye çalışıyorsunuz? Niye oraya gitmeye çalışıyor bunlar? Yok, yapmayın bir şey. Tamam, gerek yok. Tokyo'yu almanıza, denemenize gerek yok. Saldırma. Siz? Hayır. Saldırmayın, savunun. Sen, birisi şöyle gitsin. Sen, birisi burada dur. İki kişiyle birlikte tutun. Ha. Şurayı kapatamam. Abi yok, agresif, full agresif git. Bu Tokyo Savaşı fazla sürdü. Bu adam hasta. Abi yaralanmış, oy. Tamam, buralar ne durumda? Ha, şu işini bitirmiş, güzel. Tamam, Horishima'yı güvenlik altına al. Şöyle, şurayı işgal edelim. Dal oraya. Burada tutan yok bu arada, onu fark ettim. Oğlum kimse tutmuyor lan, gidiyor. Şey yap. Sert dal. Agresif ol. Pekala. Neredeyse istediğimiz her şeyi aldık. Şunu da alırsak şunlara yükseltiriz ki şurada zaten görüyorsunuz. FX Promo, Current War Sports, Current Stability falan diyor. Onlar iyi şeyler ama burada daha önemli şeyler var. Mesela Imperial Legacy. Burada seçebileceğimiz 3 farklı seçenek var. Yani farklı değil de aslında. Mesela bunu seçebiliriz. Burada birazcık seçenekler arasında ayrım seçim yapmak zorunda kalıyoruz. Bir de bu ikisi birbirine zıt. Şimdi ben bunları açıklayayım. Tek Çin politikası.
Burada daha fazla toprak istiyoruz Çin'e uygun olan. Burada anti-emperyalizm var, bir de imperial legacy var. Bunlar anti-imparatorluk, imparatorluculuk. Diğeri ise imparator mirası. Burada da eskiden Çin'e ait olan imparatorluk zamanından kalma ülkeleri, yerleri, toprakları falan isteyebiliriz. Burada ise daha demokratik bir çözüm yolu aramayı deneyebiliriz. Daha böyle ülkeleri şey yaptığımız, onları serbest bıraktığımız. Mesela burada Vietnam, Kamboçya, Laos, denilen ülkeleri serbest bırakıyoruz. Vietnam'ı biliyoruz ama ben diğer ikisini hatırlamıyorum. İlginç. Neyse. Ama bunlar da tabii puppet oluyor. Yani köle. Köle. Tabii bu ülkelerde bizim kukla devletlerimiz oluyor. O ayrı bir mesele. Burada mesela şey var. Hintlilerle anlaşabiliriz ya da burada Hintlilere savaş ilan edebiliriz. Ha, yok. Evet, sayılır. Hintlilerin topraklarında claim atıyoruz. Şimdi biz ilk önce bir şunu bitirelim de daha sonra düşünürüz onu. Japonya, güneşi yutalım. Tamam, bu agresif gidiyor şu an. Sen de agresif git. Neredesin bilmiyorum ama. Ha, buradasın. Pekala. Pek bir şey kalmamış zaten. Suyun üzerinden yürüyoruz. Abi suyun üzerinden asker... Neyse ya, boş ver. Yok edildi. Hong Kong düştü mü? Hong Kong... Oo, Japon! Ne yapıyorsun? Ayıp! Hayır. Pis Japon. Kötü Japon. Geri çek. Geri çek askerlerini. Tokyo'yu alamadık mı ya daha? Abi bir alamadık, gitti Tokyo hadi. Oo, son savunma yaptılar sanırım. Bir saniye durun. Bizim etkimiz ne ya? Dur sen şey. Ha, Fransa %7. İngiltere %14. Biz %35, Sovyet %32. Tamam. Abi eğer demokratlarla savaşırsak yeneriz. Alırız. Ve Japonya bir türlü artık şey yapmadı. Salmadı hadi. Dalın dalın. Herkes dalsın. Herkes al. Saldırın. Saldırın. Sen hala hasta mısın? Yaralı hala. Kaç gün var? 47. Geçmez o. O geçinceye kadar savaş biter. Savaşın sonuna doğru en önemli anlarında yaralandın ya, aferin sana. Bu arada ben bundan bir şeyler seçmeyi unuttum. iyi olmadı. Ne alalım? Tamam, buraya doğru bir yürümeye başlayalım artık. Bence Sovyetlerle artık daha iyi bir arkadaş olabiliriz. Evet, direkt bypassladı. Purchase tank. Tamam, tankları satın alalım. Halbuki ben tank kullanmıyorum ve gerek de yok. Eğer hızlı birlikler istersem de şey alırım. Ne var onlar? Şunları araştırıyorum. Şu. Armored cars. Zırhlı arabalar. Hadi Tokyo. Hadi Tokyo. Yaparsın sen, düşersin hadi. Şu motorized'ı bir araştıralım çünkü belki şurada ihtiyacımız olabilir. Light tank motorized. Aynen bakın. Şunu istiyor. Has research motorized. İhtiyacımız olacak ona. Tamam, artık buralar güvenli olduğuna göre daha fazla. Buralara bir şeyler koyabiliriz. Buralar. Şurası var. Şöyle dolduralım. 3 tane yer boş bırakmaya çalışıyorum çünkü oralara belki daha sonra özel bir şeyler koyabilirim. Zaten etrafında bolca boş yer var. Ha, artık şunları yapabiliriz sonunda. Ya kanka bakmama gerek yok. Bunlar alüminyum, bu demir. Demir... O kadar ihtiyacımız yok ya. Tokyo'yu aldık mı? Aldık. Biz ele geçirdik. Şu askerleri de bir hallederseniz işte ne güzel olur. Zaten zamanla yok oldu. Şurada kaldı. Şurada kaldı. Temizle onu. Temizle. Hayır. Hayır, istemiyorum. Hayır. Bitir onun işini. Do it. Şimdi tamam, Japonya'yı aldık. Şurada birkaç ada kalmış. Onlara uğraşmayacağım. Evet. Şurada Japon'un birkaç adası kalmış ve şurayı alıyor. Avustralya mı, Yeni Zelanda mı? Avustralya toprağı. Yeni Zelanda nerede? Şurada mı? Evet, burası Yeni Zelanda. Tamam.
İtalya'yı da alınca sanırım bu savaş bitmiş olacak. Japonya ile savaşımız. Ama ben şu an kısmen Japonya'nın ana toprağını alıp kapitüle ettiğim için şu an kendimi Japonya'nın fatihi olarak görmekteyim. Ben burada biraz mono vermek istiyorum çünkü yine yorulmaya başladım. Şurada Çin'e saldırdık ve daha sonra da Japonya'nın üzerine yürüyüp havadan atladık üzerlerine. Ejderha güneşi yuttu. Bence güzel oldu, hafif eğlenceliydi. Kendimi yavaş yavaş geliştiriyorum, merak etmeyin. Zaten siz de farkındasınızdır herhalde. İzledikçe anlarsınız. Evet, bir sonraki bölüm Avrupa'ya odaklanacağız. İtalya'yı alacağız. Şu an onlarla savaştayız. Daha sonra ise belki Avrupa'ya odaklanabiliriz. Abi şu an Almanya ne durumda? Ha, bu sefer berabere gidiyorlar, iyi. Hatta Çekoslovakya hafiften bir ile geçirilmiş sanki. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olarak videoları kaçırmayın. Videoyu beğenip paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Herkese iyi günler, iyi oyunlar.